Teknolojiyi anlamayan adamlar herkese merhaba. Merhaba. Selam, merhabalar. Bugün biraz kapalı bir yerdeyiz. Evet, kapalı ama yerdeyiz. Olduğu kadar. Ama açık yerlerimiz de var. Evet. Mesela benim kafam, yanlış olmasın, yanlış anlamayın. Evet. Kafam açık. Yani benimki kapalı, bak buradaki de kapalı ama bu açık. İşte böyle. İşte mizahın gücü. Ya. Yine kırdık geçirdik. Vallahi. Gerçekten göz kıstıran. Evet. Bugün size ne anlatıyoruz? Hemen başlayalım. Sanki bilmiyormuşçasına, başlıkta görmemişçasına. Evet. Şu Motorola Moto Z. Yani Lenovo Motorola. Dur biraz öyle. Dur biraz öyle. Durayım biraz. Böyle yapınca profesyonel zannediyorlar. Daha profesyonel, daha albenili. Ver bir. Evet. Sen de yap hadi. Yalnız markayı yanlış söyledim. Lenovo Moto Z. Evet, artık Motorola diye bir şey yok çünkü. Bunu da ben söyleyeyim bari. Spotify'da. Topof. Neydi? Dünyanın ince telefonu muydu? Evet. Tam tamına 5... Kaç? 5.5? Evet. Önce 5.5 diye alsan, sonra satsan daha iyi tamam olmaz abi, mı? Tamam abi, ben yolda öğreniyorum işte ya. Bu kadar da artık evet. Beni tanıyor bak. O yansıma hareketleri de... Öyle değil ama. Bak. Şöyle tutuyorsun. Ha, böyle daha mı ince oluyor? Arkasında bak, bu kapağı var, çıkartıyorsun. Bak öyle yüzün yansımalı. Kamera bana yaklaştıkça gerildim yalnız. Yansımalı yapacağım. Bak. What the f***. Ya oğlum. What the funk dedim, sen yanlış anladın. Ya bu gece de her şey yanlış anlaşılıyor. Evet. O zaman ben ilk taşı atıyorum. At. 4 GB RAM'i var. Biz iki deli çıkaramayız bunu şimdi. 4. Kaç? 4 GB RAM'i var. Snapdragon 820 piyasadaki en... Ateş eden telefonlardan bir tanesi evet. Diyebiliriz Lenovo Moto Z için. Bu arada Snapdragon kaç dedin? 820. 820 hani daha üstünü dağıltırı bilmiyorum. Adreno 5. Hani ateşlediğime bakmayın hani. Neyse doğru söyledi ama. Evet. Hani her gün bir saat iki kere doğruyu gösterir. Bozuk saat gibi oldu. Parmak evet. İzini deneyeceğim. Evet dene dur. Yakın, çok hızlı diyordu. Yakın deneyeyim. Ha, bir dakika. Bunun parmak izi ekranın üstünde mi? Şay şurada. Bak. Bak. O geldi. Basmıyorsun. Ama basmıyorsun değil mi? Bir daha basınca da kapanıyor. Ama basmıyorsun. Basmıyorum. Hayır basmıyorum. Dokunuyorsun. Dokunmalı. Tamam. Güzel anladık Ekin. Tamam. bak. Güzel bilgiler için Ekin'e teşekkür ediyoruz. 5.5 inç 2K ekrana sahip güzel bir telefon bu. Büyük inçler bitiyor dediler. Küçülecek dediler. Yalan dolan. Bitmemiş mi? Bitmiyor. Kaç gayet de 5.5 inç. Biz olur. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Şu an -1 derece burası. Evet. -1 mi? Evet -1. Kar yağacak. Yağsın. Kar yağsın yine gelirim. O zaman ben başka özelliklerinden bahsedeyim. Bunun SD kartla 2 TB'a kadar hafızasını büyütebiliyorsunuz. Peki. Fakat 2 terabayt evet. Henüz yok. Benim bildiğim yok. Olsa varsa da telefondan pahalıdır. Piyasadaki en yüksek gigabayt kaç? Gigabayt. 512 olması lazım. 500 gigabayt. Mini SD kartla. Mini SD diyorum evet, ya. Evet, mini SD. 512. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 32 GB'lık ve 64 GB'lık iki tane modeli var. Dahili hafıza modeli dahili var. Dahili hafıza modeli var. Aynen öyle. Olmuşlar yüksek. Fotoğraf makinesi arkada 13, önde 5 megapiksellik. Çıpıs. Bak bu özellik kamera sonra var. Sonra sorarsınız bu özellikleri. Onu anlatacağız ya. Onu açıp açıp gösteriyorsun. Ama çok güzel. Bak, böyle bak da olmaz ha. Ne? Of. Ne oldu? Neydi? Açıp açıp gösteriyorsunuz dedi. Tamam. Evet yalan mı? Göster. Hah. Amcalara. Ama çok evet. Güzel ya. Bu güzel değişiyor. Bu güzel özellik sadece bu Ekin'in kapak için var. Değil. Zaten asıl mevzuya geleceğiz şimdi. Çok fena mevzu var. Ekin'in cepler hep dolu. Hop çıkart Ekin bir şey daha. Bunu çıkarıp. Öbür cephe. bu iş böyle trafik işi. Herkes yapamaz bunu. Biliyor. Heh. Ho. İşte JBL. JBL. Bu biraz... mobil hoparlör. Evet. Kalınca. Mobil aparlör. Bak böyle. Tık diye takıyorsun. Yap işte. Hoppa bak geldim. Ses de çıktı. Şimdi o zaman bir daha böyle dönelim. Şimdi Spotify'dan telif... Yürüme. Gidin şöyle. Gidin. Daha ben kahve yaptık bir şey. Nereye gitmiş? Açmış mı? Şimdi Spotify açacağım. Spotify açacak. 2016'da en sevdiğin şarkılar. Rezil olmayalım. Rezil olursun. Ama seninkiler çok karışık çıkar garanti. Stranger Tarzman çıktı buradan. Saçma sapan çıktı ya. Aç bir şey işte. Hadi bir şey çal artık. 8'i geliyor. Yine saçma sapan. Intro açtım. Intro da o ne? Intro. Ha. O da telifi yok mu zannediyorsun? Tamam. Evet. Ama sesi bayağı yıkıcı. Bayağı iyi. Yani biz bunu denedik. Aktüel bir cihaz için gayet güçlü bir ses evet. Performansına sahip. Su sesi gelmeye başladı yine. Havuz açıldı. Evet. Şimdi Spotify'la tanıttık ki, gösterdik ki bak nasıl bağlayacağım şimdi izle. Bak bağla. Vay. Vodafone Free Zone'lara
Eğer bu telefonu alırsanız 15 lira bir farkla 1 yıllık yani 12 aylık Spotify üyeliği ve bu Apollo'ru da. Tabii bu arada yanlış olmasın. Yani yıllık 15 lira fark değil, aylık 15 lira fark. Tabii ki. Ha. Yani olur yani altta yorumlarda yazar mesela, diye söylüyorum. Ha, ben yıllık Spotify üyeliğini kastım. Yıllık Spotify üyeliği. Virgül koymamışım araya. Evet, biz araya biz yaştan dolayı alamıyoruz. Free zone'lu olmak evet. gerekiyor. Kaç için. Olmak gerekiyor? Free zone'lu olmak gerekiyor. Tamam, yaş? İşte free zone'lu yaşıyor. Tamam anladım. Yani bir free zone'lu kadar olabilirsin ancak. Sen girmiyorsun ona. Evet. Bu arada hoparlörü de biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Evet, kulaklık ve hoparlör gibi şeylerin peki, size izahı var. Peki biz gidip deneyebiliyorlar. Tabii ki. Yani evet, o zaman gidin deneyin. Zaten denemeden hiçbir şey almayın. Aynen. Evet. Orası kesin. Biz ne anlatırsak anlatalım aslında burada boş. Gidin bakın senin ya. Kendin gelin. Bu arada görmen lazım. Telefonu çıkartabilir miyiz bir saniye? Gülüşüyor evet, oğlum. Bu telefonun bu modüler kısımları değişebiliyor. Evet. Bakın buraya Hazelblad'ın fotoğraf makinesini takabiliyorsun. Hazelblad'la birlikte geliştirdiği evet. Lenovo'nun fotoğraf makinesini takabiliyorsun. Onun için alabilirsiniz bunu elinde. Çünkü ben böyle döneceğim şimdi de. Tatas. Bunun dışında ekstra power bank olarak kullanılan bir özelliği olan takabiliyorsun. Yani 3 tane mi modülü hayır, var? Hayır, onu sayıyorum bir saat tamam. oluyor. Allah Allah ya. Peki. Bir de projeksiyon olan özelliği. Ha bir de o var. 70 inç büyüklüğünde bir projeksiyon TV gibi yansıtabildiği bir özellik olan projeksiyon modunu da takabiliyorsun. Ayrıca bunların kendisi... hepsinin artistik isimleri var. Onlar alttan yazsın. Evet. Ya öf, yazayım yok tamam. Bu ben fotoğraflarını geçirdik orada. Evet ama artık ismini yazmak bu zorunda. Arada C-Type girişi var. Kulaklık girişi yok. Bu en büyük. Bir dakika kulaklık girişi yok derken? Yok. 3.5 inçlik jack'ı yok. Yok. Neyle giriyor? C-Type. Ha C-Type o da ve C-Type. Ve kulaklık girişinin bir kablo var arada kablosu. Ama içinden çıkıyor kutusunda. Ha çıkıyor. Onların çıkıyor. Arası var. Ayrı ayrı satmıyor. Aynen öyle. Aynen. Bunun dışında da telefonla ilgili kamera özelliklerini söylüyorduk. Onunla ilgili çektiğimiz gündüz gece fotoğraflarının hepsini açıklama kısmındaki linkten tam boyutlarıyla izleyebilirsiniz. Ekranı 1460x2560. 1440x2560. İşte bakın o da söylendi. Başka ne var? Azıcık tutun ya şunu bir. Sağlı sollu ben parmak izi hızlı. Kamera 13'e 5 dedik. Onu söyledik. O kadar dedik. Hazelblad peki onun özelliğine? 4K video çekiyor o... 30 kare. 1080p'de 60 ve 30 kare kitledin video mi? Çekebiliyor. Kitledin mi? Yok görmedim ki bilmiyorum. Hayır yani. Ama hani denemedim. Yazmıyor mu? Hazelblad taktığın zaman onun özelliğine? 12 zoom diyor. 12? Optik. 10, optik 10x. 10x optik zoom var. Ha evet. Bu arada ben şey var mesela. Kamerada. Sen yoksun. Kolunu olabilir. Uzatacaksın. Adam kolu böyle tutmuş. Öyle ben de dururum 5 saat. Şey, peki bir şey soracağım. Dedim. Optik zoom mu iyiydi? Bir de bir dijital var. Optik o bozuyor zoom. Değil mi? Optik tabii. Daha iyi. Merceklerin hareket etmesiyle elde edilen zoomlama özelliği en iyisi her teleskop. Zaman. Teleskop. Tabii teleskopta ama zoom yapmıyorsun. O sabit zaten. Ya öyle mercekler gibi değil mi? Tabii. Evet işte böyle. Velhasılı kelam gelelim sohbetimizin sonuna. Aynen. Bunun fiyatı normalde 2500 TL. 2499 TL'ye 1 lirayla da çıkarttılar. Artık 1 lira farkı. Hoparlörün fiyatı da 399 TL. Diğer ürünün projeksiyon ve power bank'in ve neydi? Hazelblad fotoğraf makinesi. Hazelblad'ın da aslında Türkiye'de alırsak daha ucuz alıyoruz. Aynen öyle. Yurt dışında daha pahalı. Daha pahalı şu anda. Enteresan bir şey var. Evet. Alın satarsınız. Fikir değiştirmeden alın. Çok alın. Bizim bu arada şey fikrimizi söyledik mi? Zeynep üzerinden 3 tane telefon kendimize tabii, alacağız. Tabii evet. Frizonlu benim kız yaşı tutuyor. Onun üzerinden telefon alacağız. Telefon hakikaten... Ama bütün planımızı da afiş ettiniz. Evet, siz de çocuğun çocuğu toplayın. Sana gel telefon alıp diye kandırın. Alın telefonu elinden sonra. Sizin eski telefonu da çocuğa verin. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hani sadece hoparlörü ayrı alamıyor muyuz diye soranlar olacaktır diye düşünerekten bunu söylüyorum. Kol. Ayrı alıp da ne yapacağım? Yani bak burada kamera ya. Deliği var, burada şu giriş var, USB ile falan olmuyor. Sadece buradan şarj durumunu görüyorsun. Hah bir dakika. Ve bu da ayrıca şarj dakika. Oluyor. Şimdi bir şey soracağım. Bunun içinde kendi powerbank'i var mı, telefondan mı yiyor? Kendi powerbank'i var. Bataryası var. Evet. Bayağı ama telefondan da biraz herhalde götürüyor gibi. Götürmez. Hala bitince götürüyor. Bilmiyoruz bitince da bitince alabilir de normalde kendi bataryasına kendi bataryası var. Şarj ettim çünkü bak burada. Ama şöyle bir şey, bu gidip telefonu beslemiyor. He tabi. Powerbank gibi düşünmüyor. Powerbank olarak olmaz. Evet, tekniler yanaşıyor. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olun, yorum yapın. Hoşçakalın. Bay bay.